Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Buz Beyefendi'nin taşması geldi. Özel yaptırdık. Dogar zantini için sağlam olması gerekiyordu. Taşma şu şekilde size göstereyim. Yapan kişi araba bile çekebilirsiniz dedi. Şu ikisinin arası arkadaşlar dolu, dikişli. Taşma boyunluk. Burada çift tutma yeri var. Ayrıca taşma kayısında da çift tutma yeri var. Görebildiyseniz. Onlar da ayrı olarak dikişli. Bayağı bir kuvvetlendirilmiş taşma. Kalınlık olarak şöyle size göstereyim. Kalınlık var yani bayağı bir. Ayrıca taşmayı şöyle incelediğiniz zaman tutma yeri deri. Gerçek deriden yapılmış arkadaşlar. Bayağı da sağlam. Şöyle göstereyim. İstediğiniz zaman da şöyle işte elinize sarabilirsiniz. Nereden tutmak istiyorsanız şey falan tutabilirsiniz. Hani eli acıtmıyor. Ayrıca işte bunu Buz Beyefendi için yaptırdım arkadaşlar. Şu gördüğünüz su iki ürünü. Bu da suyun. Bunların tabii maliyetleri pahalı arkadaşlar. Fiyat olarak şöyle bir şey diyeyim. 100 liranın üstünde, tam bir fiyatını vermeyeyim. Çünkü ben sürekli taşma yaptırdığım bir yer. Bu arada arkadaşlar taşmanın nerede, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız Instagram adresinden özel mesaj olarak ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Suyunki arkadaşlar derisiz, normal bez ama sağlam. Buzunkine göre bu şekilde göstereyim size. Kalınlığı. Buzunkine göre ucunda bir tane var. Bunun maliyeti daha düşük, daha uygun. Çünkü su çok çeken bir köpek değil. Sakin bir köpek dişi olduğundan ötürü. Ayrıca şunu güzel hoşuma gitti. Şu aradaki boşlukları görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok kalın. Demirden yapılmış. Çünkü biliyorsunuz demirden yapılmadığı zaman bunlar zaman içerisinde sökülmeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda da şunu göreceğiz arkadaşlar. Bunlar sökülecek mi? Çünkü sürekli bir çekilme, yıpranma olduğu zaman bunlar bazen atıyor. O zaman malın kaliteli olup olmadığını anlayacağız. Şu şekilde göstereyim size. Ayrıca kenarlarının da özel deriden yapılmış. Buralar köpeğin canını yakacağını zannetmiyorum. Zaten bez. Şu kenarlarda da çok güzel olmuş. Hani böyle yıpratma, köpeğin boynunda zedeleme olmaz. Köpüşler, ne yapıyorsunuz? Şu kızım dayanamadı, geliyor. Babasının dili. Şöyle koyayım da arkadaşlar, taşmayı takarken siz de görün çabasındayım. Şöyle hemen bir taş bulup bu olayı halledeceğim. Kamerayı sabitlemeye çalışıyorum ben arkadaşlar. Hayır babacığım, buraya gel. Gel. Bakalım taşmamız olacak mı? Gel babacığım. Buradan ne yaptın ya, sinek tutmuş. Şöyle çok sıkmazsak şu derece çıkartma olayı var mı? Çok çekiştirdiği zaman. Olayı da yok. Çok kalın arkadaşlar. Burası çok kalın. Şuradan şuradan çektik. Burada yandan bir tane daha var. Sonra bu şekilde yaparız. Görüntü olarak hoş bence arkadaşlar. Tutma yeri olarak şu şekil olacak. Ayrıca şöyle bir gel Buz babacığım, deneyelim. Gel babacığım. Bence güzel. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Taşma köpeğinizi yakın tutmak istediğiniz zaman şu şekil. Zaten bunu herkes yapıyordur.
yakın tutabilirsin. İşte bez olmasının avantajı canınızı yakmaması arkadaşlar buradan. Bez olmasa başka türlü işte demir olanlar oluyor. Halka demirler, ince demirler. Bunları elinize döşediğiniz zaman, doladığınız zaman problem oluyor. Köpek çektiği zaman elleriniz de deleniyor filan arkadaşlar. Bence güzel bir poşet oldu. Buldu sarı çıkmak istiyor. O ayrı bir mevzu. Şöyle biraz da elinden çıkacağım. Bu taşmayı takınca dışarı çıkacağını falan zannediyor. Şimdi dışarı çıkmayacağız. Şöyle boyunda da göstereyim. Bayağı da güzel oldu. Özel deri taşma yaptırmıştım arkadaşlar. Onu daha kullanmadım. İlerleyen zamanlarda onu da kullanacağım. Komple boynunu kaplıyor. Bu arada arkadaşlar buranın kalınlığı 5 santim. Güzel oluyor. Çünkü çok ince olduğu zaman da taşmanın buralardan yıpranma, kopma şansı da oluyor. En önemlisi köpeği daha da çok bir çekme falan olduğu zaman boğma olayı daha da çok artıyor. Bu şekil söylediğim size ani bir durumu olduğu zaman ya da sıkı tutmanız gerektiği zaman şuradan çok iyi tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurayı göstereyim. Hani bu şekilde tutabilirsiniz şuradan. Direkt kavrayabiliyorsanız. Bence hoş. Ayrıca şöyle bir tane de fazlalığı var. Kemeri tutması için. Fazlalığı çıkartabiliyorsunuz. Bu size bağlı olan bir şey. Gel babacığım. Şöyle bakalım. Tekelle de yapmak çok zor oluyor. Burada dışarı çıkacağını zannediyor da. Şu an çıkamayacak. Şöyle çıkardım. Bence hoş. Ben çok beğendim. Güçlü bir köpeğiniz varsa kesinlikle böyle bir taşma kullanın arkadaşlar. Bunu işte yani biliyorsunuz çoğu pet shop'ta böyle taşmalar satılıyor. Fakat taşmaların ipleri gerçekten kaliteli olmuyor. En önemlisi arkadaşlar şu gördüğünüz, biraz daha kamera odaklasın. Kalınlıkta olmuyor. Bu kalınlıkta olmayınca da taşma tamamıyla parçalanmaya başlıyor köpek çektikçe, işte buralardan. Farkındaysanız arkadaşlar dikişleme olayı buranın ortasının yukarısından ya da altından değil. Bitirme olayı iki ipin, yani iki tasmanın kayısının arasından dikişleniyor tam buraya kadar. Şöyle üç kat görebiliyorsunuzdur. Buradan sonra iki kata geçiyor. Bence bu da sağlamlığının bir kanıtıdır. Şöyle bir bakalım. Buzunkinde deri olarak geçiş var. Burada galiba bir 4 kat falan oluyor. Aynı 4 kat. Bayağı bir sağlam olmuş. Ellerine sağlık burada yapan abimizin. Benim hoşuma gitti. İnce ayrıntılar çok hoşuma gitti. Ne gibi ince ayrıntılar arkadaşlar? Şu kenarlarının deri olması güzel bir ince ayrıntı. En önemlisi kaynaklanmış demirlerin, görüyorsunuz kaynakları hiç belli olmuyor. Kaynaklar buradan yapılmış, bilginiz olsun. Burada zaten izleri var ama bu izler de belli olmuyor. Ayrıca tutan taraflar da büyük, yani parmağımla kıyasladığınız zaman şu şekilde diyebilirim. Bunu yapan kişi dediği kelime, bunu köpekte de kullanabilirsin, araba çekme olayında da kullanabilirsin, hiçbir sıkıntı olmaz. Her türlü kullanabilirsin dedi. Ağırlık olarak tahmin ediyorum ki arkadaşlar şu iki ürün 1,5 kilo falan vardır net, ya da 1,5-2 kilo vardır. Ağır çünkü kalın ipten olduğundan dolayı, çünkü kalın demir parçaları, mayalleri. Bir de şunu size anlatayım arkadaşlar. Buranın iki tanesinin olmasının avantajı, bunu taktığınız zaman, buradan geçirdiğiniz zaman ikili ise bunun buradan çıkma şansı ihtimali yok. Ayrıca şöyle olduğu zaman, bunlar köpekler çektiği zaman dönüyor, yamuluyor ve şu aralardan bazı tasmaların yapan firmalarınkinden geçiyor. Geçmemesi lazım. Bu ne demek oluyor? Geçtiği zaman yolda, trafikte geçerken köpeğinizin tasması çıkar, araba çarpmaları olabilir. En önemlisi de iki tane olmasını tercih edin. Çünkü ikili olduğu zaman
İkisinde çıkma ihtimali sıfır. Yani tamamıyla garantilemiş oluyorsunuz. Ömürlük bir taşma aldık. Bu taşmanın en önemli özelliği yıllarca kullanabileceğimiz olması bir şey. Sadece yıpranmaması gerekiyor. Köpeğin kemirmemesi gerekiyor. Hiçbir türlü başka bir şekilde zedelenmez taşma. Dediğim gibi tasma hakkında bilgi ya da yaptırmak istiyorsanız Instagram adresimiz dogaltantriodos, oradan bana ulaşabilirsiniz. Ben kendi erkek köpeğim benim güçlü diye daha kalın, daha kuvvetli bir tasma tercih ettim. Dişi köpeğim daha sakin bir tasma, böyle ince bir tasma daha tercih ettim. Buzun daha önceden kalan boyunlu tasması vardı, onu su için kullanacağım. İşte de siyah oldu. Park direklerde de yaptırabiliyorsunuz ama siyah olması ben tercih ettim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.